Sevgili izleyenler, tüm bunlar ve daha fazlası birazdan İngiltere'nin en kaliteli programı Londra Mahallesi'nde karşınızda olacak. Efendim, koltuklarınıza iyi yaslanın. Londra Mahallesi aracılığıyla Eurostar ekranlarında keyifli bir program sizleri bekliyor. Bizleri aşağıda geçen iletişim numarasıyla veya Londra Mahallesi'nin aynı isimli Facebook sayfasından ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. İlk haberimiz her hafta olduğu gibi bu hafta da Avukat Şadi Arslan'la gerçekleştirmiş olduğumuz hukuk köşesi. İşte bu hafta sizler için gerçekleştirmiş olduğumuz hukuk röportajı. Sevgili izleyenler, İngiltere'de yaşayan Türk toplumunun yakından tanımış olduğu Avukat Şadiye Arslan'la hukuki konuları işlemeye devam ediyoruz. Bu hafta oldukça önemli bir konuyu işleyeceğiz. Efendim, yanımızda Nuray Sarı var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şadiye Arslan, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nuray Hanım, başınızdan tatsız, acı bir olay geçti. Olay neydi, neler yaşadınız, anlatır mısınız? Tabii ki. Bundan 4 sene önce ailemin evine gidiyordum, babamgilin. Oradan bir 10 kişi tarafından darbe edildim. Saldırıya mı uğradınız? Evet, saldırıya uğradım. Yalnız mıydınız o esnada? Yok, çocuklarım vardı, eşim vardı. Peki herhangi bir darp sonucu yaralanma? Evet, yaralanma oldu benden ve annemden, babamdan. Yani anneniz ve babanız da mı yanınızdaydı? Evet, oradaydı. Herkes oradaydı. Herkes, onlar da müdahale oradaydı. Etti ve böyle evet. Bir şey yaşandı. Peki ne hissettiniz olaydan sonra? Ya çok korktum. Çocuklarım yanımdaydı. Onlar çok korktu ve ağlıyorlardı. Zaten o zaman polis falan geldi, ambulans geldi, babam gili götürdü hastaneye. Bu olay yani kasti bir durum muydu yoksa siz tesadüfen mi yaşadınız bu tatsız olayı? Yani kasti falan yoktu. Tanımadığınız kişiler size ve çocuklara... Yok, annem gilin komşularıydı, tanıyordum. Sevgili izleyenler, Nuray Hanım'ın başına gelenler gerçekten çok ama çok tatsız. Herkesin başına gelebilir. Bu yüzden lütfen avukat hanımın söyleyeceklerine kulak kabartmak lazım. Şadiye Hanım, ne adımlar attınız hukuki olarak bu süreçte? Şimdi Nuray Hanım böyle bir, bu çok kötü bir olaydı çünkü hiç provokasyon olmadığı bir saldırıydı. Ve Nuray Hanım hem kendisi hem çocukları için korkmuştu. Anne babasını savunmaya çalışmıştı. Ve kendisi fiziksel ve psikolojik olarak bu olaydan etkilenmişti. Bize geldi tazminat almaya hakkı olabilir mi diye ve biz de dosyasını açtık ve hükümet kurumu olan CICA'ye, yani vergilerden toplanıp sempati parası veren bu kuruma, CICA'yı biz başvurduk. Ve davasını kabul ettiler. Evet, tazminat vereceğiz dediler. Fakat ilk adımda tayin ettikleri tazminat miktarı çok düşüktü. Ve biz buna itiraz ettik. Ve itirazımızın sebebi ise Nuray Hanım'ın onların dediği kadar değil, daha fazla psikolojik olarak etkilendiğini ve bunu ispat edebileceğimizi söyleyerek itiraz ettik. Peki Nuray Hanım, bu süreçte bir avukatla birlikte olmak, bir avukatın desteğini almak size nasıl kendinizi hissettirdi? Çok iyi hissettirdi. Levins bürosu, yani her yerden duyuyorum zaten çok iyi olduğunu. Size de destek oldular. Evet, bana da destek oldular çok. Cesaret gösterip bunları anlattığınız için çok teşekkür ederim. Tekrardan geçmiş olsun. Sevgili izleyenler, burada Şadiye Arslan'a sormak istiyorum. Şadiye Hanım, böyle olayları yaşamış olan veya böyle davalarla karşı karşıya gelme ihtimali olan veya gelmiş olan kişilere ne tavsiye edersiniz? Şimdi saldırıya uğradığınızda hem fiziksel olarak olsun hem psikolojik olarak olsun insanlar çok etkileniyor. Özellikle psikolojik etkiyi ispatlayıp tazminat veren kuruma göstermek zor bir aşama ve burada müvekkilinizin hem güvenilir olması gerekiyor hem sizinle işbirliği yapması gerekiyor. Mesela bize verdikleri ilk teklif ikinci teklifin neredeyse onda biriydi ve biz ikinci teklifi mahkemede aldık. Yani mahkemeye gittiğimizde hakim bizim müvekkilimizi dinledi, bizim aldığımız raporlara baktı ve bunun üstüne bizim firmamızdan gönderdiğimiz avukat orada Nuray Hanım'ı savundu ve Nuray Hanım'a sorular sordu. Rapor böyle mi dedi, kendini nasıl hissediyorsun, hala kabus görüyor musun, bunun geçmişten farkı nedir? Bütün bunlar incelikle mahkemeye gösterildiğinde mahkeme kani oldu ki verdikleri ilk teklif hiçbir şey değil ve çektiği psikolojik acıları yansıtmıyor. O yüzden de hemen orada karar verildi ki
daha fazla bir tazminat verilsin. Nuray Hanım burada çok sabırlı davrandı ve çok metanetli davrandı. Çünkü birinci teklif alıp ben artık uğraşmak istemiyorum diyebilirdi. Birinci teklif geleli neredeyse 8 ay oluyor. Ama bizim itiraz etmemize, gidip rapor almamıza, tutanakları almamıza sabretti. Bizimle işbirliği yaptı ve aynı zamanda kendisi için gerekli olan tedaviyi de aldı. Bu da metanetli bir davranıştı. Ben uğraşamam, gidemem işte. Uzun geçer, bir süreç. Geçer demedi. Uzun bir süreçti fakat hak ettiğini aldı. Tabii ki bu tazminat, yani hiç kimsenin saldırıya uğramaması aslında daha ideal bir durum. Fakat böyle bir şey olunca da gittiğiniz ve sizi temsil eden yer önemli. Çünkü eğer bizimle olmasaydı, kendisi yapsaydı veyahut da bu işte uzman olmayan bir yere gitseydi birinci teklifle bitebilirdi bu dosya. Şadiye Hanım, bu örnek dava için ben de size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Nuray Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Nuray Hanım, evet, tekrardan cesaret gösterip bu olayı bize anlattığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok maz. Sevgili izleyenler, Avukat Şadiye Arslan'la bir dava dosyasını irdeledik. Önümüzdeki hafta kendisiyle görüşmeye devam edeceğiz.